Ne istiyoruz biz? Unuttum. Kumaş mı satıyorsunuz? Kumaş mı satıyoruz? Bilmem. Öyle bir halimiz mi var yoksa? Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Aa, burada oturuyormuş. Adımız ne? Selma. 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 Kızlar aşağıda sokak köpekleriyle boğuşurken siz burada keyif çatıyorsunuz demek ki. Al içeri, al. Hadi gelin. Ne yazık ki keyfiniz fazla uzun sürmeyecek. İçeri gelin. Kıvılcım, ayağını sallama kızım, yatağa tüketiyorsun. Nasıl sen sallama Aslı'ya? Kızım ben de sallamıyorum ayağımı. Aslı ben de sallamıyorum. Ay ne oluyor ne oluyor? Sen tekrar mı ne yapıyorsun? Aslanım sakin olun, ne oldu bir söyleyin ya. Ay fark etmediniz mi ne oldu diye soruyor. Deprem oldu deprem. Ne depremi aslanım, biz bir şey fark etmedik. Ay fark etmedik. İnanamıyorum sana Zırdiken. Yani kış uykusundaki inekler gibi öyle yattım hissetmedin öyle mi? Ay o böyle zangır zangır her yer titredi. Gökyüzü tepemize iniyor zannettim. En az 8.5 şiddetindeydi. Hayır 9.5. Evet 9.5. Allah Allah Aslı Hanımcığım, o kadar büyük deprem olsa biz de hissetmez miydik ki? Ay yalan mı söyleyeceğim Miss Pesta? Ya hiç işim yok bu saatte kalkıp size kamera şakası yapacak halim yok değil mi? Oldu diyorsak oldu canım. Ay titredik. İnanmıyorsanız beslemelere sorun. Onlar hissetmişlerdi, ne de olsa hissi çocuklar değil mi? Ha, öyle değil mi cadılar? Yok biz hiçbir şey fark etmedik. Ha? Biz bu gece çadırda kalıyoruz ya, belki ondandır. Hani sonuçta binalarda daha çok hissediliyor. Ha, doğru ya. Biz çadırda kalıyoruz Kavucuk. Ne? Çadırım ya? Ne çadırı Aslı ya? Ben kalmam böyle otun böceğin içinde. Ay saçmalama kızım. Ev başımıza mı göçsün? He? Burası daha güvenli demek ki. Bak hissetmedik diyorlar. Ay tamam. Kalırız çadırda. Hadi çekil bakayım çadırlar. Ay iyi de Aslı yenge, biz nerede kalacağız o zaman? Bana ne canım? Hadi siz evde kalın. İzin veriyorum. Aa ama bizim odamıza boya yapılmıştı. Boya, boya badana yaptırdık. Siz benim odamda kalın hadi. Hadi izin veriyorum. Ev çökerse tamamen kurtulmuş oluruz hayatımızdan. Hep de nezik olurlar. Aslı Hanım bir yanlışınız olmasın. Bakın sizin dediğiniz gibi öyle şiddetli bir deprem olsa millet sokağa dökülürdü. Bütün komşular yatıyor. Ay bana ne canım milletten. Ay milletle uğraşacağım. Ben kendi canımın derdine düşmüşüm. Ay inanmıyorsanız siz de girin evde kalın. Eziklere katılırsınız böylece. Buyurun gidin hadi. Uğraşamayacağım sizinle. Hadi canım hadi yürü. Yürü hadi. Kış içeri. Yürü. Allah'ım benim gözlerim. Aslı, ben bu seslerden çok korkuyorum. Korkma kızım, korkma. Onlar bizim mahallemizin köpekleri, bir şey yapmazlar. Emin misin Aslı? Ya çıktıklarında bizi yemek için çadıra gelirlerse? Yok canım daha neler. Yani köpekler etçil hayvan olmakla beraber insan yiyeceklerini zannetmiyorum. Ya odadan kaçışlarını görmeniz lazımdı. Ya gülmekten ölürdünüz. Şimdi ne yapıyorlar acaba? Ne yapacak? Aslı yengem saçına başına gelen börtü böceği de incide ediyor. Ha, Selena bu arada biz de kendi derdimizden seninkini unuttuk. Burak Hoca ile ne oldu? Bir gelişme var mı? Maalesef. Ne yaptıysam yaşadıklarımızı hatırlamadı. Korkarım. Korkarım. Beni gerçekten sevmiyormuş. Ama bu mümkün değil Selena. Burak Hoca Aslan'a gerçekten çok aşıktı. Evet Selena. Ya belki sen bizim böyle şeyler için yaşımızın küçük olduğunu, anlayamayacağımızı falan düşünüyorsun. Ama inan bana onun seni ne kadar çok sevdiğini gözlerinden anlıyorduk. Sana her baktığında gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Umarım haklısındır. Zaten eğer yaşadıklarımızı gerçekten unuttuysa daha büyük bir problemimiz var. Çünkü
Ben onu nasıl unutacağımı bilmiyorum. Çok geç oldu kızlar. Hadi uyuyun artık. Selina. Efendim Nazlıcığım. Seni ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Hoş geldin Sanam abi. Merhaba, kolay gelsin. Hiç oturma. Size bir sürprizim var. Öyle mi? Neymiş bu sürpriz? Bunu size yaptım. Böyle kalpli falan bir şey. Ben aslında yuvarlak bir şey düşündüm ama böyle bir şey çıktı. Değişik bir şey. Ama çok lezzetli. Yani tadına bakmadım ama lezzetli görünüyor. Çok incesin, teşekkür ederim. Size canım feda. Yani köyden yeni gelmişim. Karnım aç, yatacak yerim yok. Siz bana hem iş hem de yatacak bir yer verdiniz. Bir de ilk günden sevdim seni sanayi deyince, o yüzden size canım feda hanım ağam. Önemli değil sanayi. Önemli hanım ağam. İnsanlar artık böyle şeyler yapmıyor. İnsanlar depremde yıkılan evleri yağmalıyor. Orası öyle de gerçekten önemli değil. Ben işim başıma döneyim hanım ağam. Gün giydiğim kıyafeti unutabilirsin. Ya da ilk dinlediğimiz şarkıyı. Ama bana yazdığın şiirleri unutmamış olmalısın. Evet, mesaj kutumda hala saklıyorum. Sonuna kadar direneceğim. Bakalım Ceren Hanım'a ne kadar aşıksın.